Ülkemizde tarih boyunca yaşadığımız gibi bu sene patatesten çiftçilerimiz çok gelir elde ederse gelecek sene herkes patates ekiyor. Maalesef gayrimenkul sektöründe de biraz böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. 2014 senesi itibariyle bir anda herkes müteahhit oldu, gayrimenkul yatırımcısı oldu, üretmeye çalıştı. Bu da tabii çok fazla bir stok getirdi. Fakat eş zamanlı olarak yabancı yatırımcıların ülkemize ilgi göstermesi, yatırım yapmaları da bu stoğun erimesine sebep oldu. Son yıllardaki ekonomideki bütün dünyadaki yavaşlamadan dolayı hem yabancı yatırımcıların satın alma hızı azaldı, aynı zamanda ülkemize yeni stok üretilmesi zorlaştı. Bunu iki sebebe bağlayabiliriz. Bir, işin ehli olmayan insanların sektöre girip üretim yapması, onların satış sayılarını maalesef istedikleri, talep ettikleri, umdukları oranda gerçekleştirmedi. Aynı zamanda dediğim gibi ekonomik etkenler de nitelikli stok sayısının azalmasına sebep oldu. Fakat Türkiye'miz büyüyen bir ülke, konuta ihtiyacımız var. Tabii konut ihtiyacını da aslında çok fazla da ekonomiyle de ilişkilendirmemek lazım. Konut bir barınma ihtiyacı. Yani sonuçta konuta ihtiyacımız var. Kiralık veya satılık yaşamamız lazım. Bu saatten sonra çadırlara dönemeyeceğimize göre. Dolayısıyla konut ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece fiyatlar oynayacak, fiyatlar değişecek. Belki önümüzdeki süreçte nitelikli konut sayısının azalmasından dolayı kiralık evlere talep artacak. Dediğim gibi insanlar nerede yaşayacak? Ve bu da kiralık evlerin fiyat rencini yükseltecek. Net bir örnek vermek istersem, biliyorsunuz eğer bizi takip ediyorsanız Maslak 1453'te İstanbul'da ciddi bir portföy yönetiyoruz. Bakın Maslak 1453 2014 senesinde lansmana çıktığı zaman stüdyo bir daire 300 bin TL'den satılıyordu. Ve insanlar kuyruk bekliyordu. Gerçekten bankalardaki numaratör sistemi gibi numaratörle numara alıp size ev kaldıysa şanslıydınız. Proje teslim edildiği zaman 2016 senesinde aynı daireleri 500-550 bin lira civarı çok rahatlıkla satabiliyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada 2020 senesinin sonlarında şanslıysanız 800-850 bin liraya eğer satan biri varsa daire alabiliyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman 6 senede TL olarak 300 binden 850 bin liraya gelmiş harika bir yatırım gözüküyor. Ve 2016 senesinden itibaren de kira geliri elde etmeye başladınız. Fakat çok basit bir hesapla o günkü dolar kuruna çevirirsek, dolar kuruyla o gün verdiğiniz aşağı yukarı 170 bin dolar bugün yaklaşık 110 bin dolara inmiş durumda. Dolayısıyla doğru evi doğru fiyata doğru zamanda almak gerekiyor. Yatırımcılar için çok büyük bir sıkıntımız kur riskimiz. Tabii ki yatırımcı yatırımını yaparken her türlü enstrümanı değerlendirmek zorunda. Sonuçta bu bir yatırım. Ama bununla birlikte de gayrimenkul yatırım da tabii ki 3 sene 5 senelik bir yatırım değil. En az 20 sene olarak düşünmemiz lazım. Fakat gözle görülür olarak son 1 senede kira değerlerinde çok ciddi bir artış var. Çünkü dediğim gibi konut sonu azalmasından dolayı yeni konut üretilmiyor. Ve dolayısıyla maalesef mevcut konutlar son derece değerleniyor.